Maske şekillendirildikten sonraki adım, uygun mukavemet ve rutubet için gerekli olan kurutma adımıdır. Kurutucudan çıkan karolar otomatik olarak sırlama bantlarına gelir. Burada karonun desen özelliğine göre engoplama, sırlama, pasta ve benzeri aplikasyon işlemlerinin tümü veya bir kısmı uygulanır. Sır ve engop hazırlama için gerekli ham maddeler, diğer hazırlama aşamalarında olduğu gibi reçete bileşimine göre hazırlanır ve bilyalı değirmenlerde su ile öğütülür. Hazırlanan sır ve engoplar, baskı için sırlama bantlarındaki tanklara gönderilir. Engop işleminde ana mantık, üzerinde çalışabileceğimiz bir tuval hazırlamaktır. Bu adımda engobun yoğunluğu, gramajı ve viskozitesi mutlaka sık sık kontrol edilmelidir. Engoplama işlemi, kampana, disk denilen sistemlerle yapılır. Engoplama işleminden sonraki adım, sırlama aşamasıdır. Kuruyan yüzey, kampana, disk veya vela denilen sistemlerle sırlama işlemine tabi tutulur. Yüzeyin camsı, saten, mat, parlak veya renkli olmasını sağlayan adım burasıdır. Engoplama adımında olduğu gibi sırlama işleminde de yoğunluk, gramaj ve viskozite sık sık kontrol edilmelidir. Engop ve sırlama yapılan karolar artık desenleme için rotokolor ve dijital baskı makinalarından geçer. Daha sonra ürün özelliğine göre üzerine granül ya da üst sır uygulaması yapılır. Desen verilmiş olan karoların yolculuğu sırlama bantlarında biterek pişirme işlemi için fırınlara gönderilir.